Bahar TV'den ve Sezinle Kahve Tadından herkese merhabalar sevgili izleyenler. Kahve tadında sıcacık muhabbetler, sohbetler ve aynı zamanda en güzel şarkılar, türküler eşliğinde beraberliğimize başlıyoruz. Bugün yine çok değerli konuklarım olacak yanımda. Hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Servet Çoban ve Halit Çoban. Şanlıurfa'nın en güzel yerlerinden Halfeti'den çıkıp geldiler sağ olsunlar. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyi, sağ olun. Programınız çok mükemmel. Muazzam güzel. Çok teşekkür ederim. İnşallah zamanla daha da iyiye gideceğiz. Çok tabii. Sizin gibi değerli konuklar ve izleyenlerimiz sayesinde. Hemen vakit kaybetmeden, zira bugün biraz da beraberliğimize geç başladık. Servet Çoban'la başlamak istiyorum. Servet Çoban kimdir? Ne iş yapar? Servet Çoban 1987'de doğumluyum. Evet. Yani mesleğe 12 yaşından bu yana ben mesleğe başladım. Bağlama çalmayla başladım. Sonra ilerlettim yani. Geçtikçe ilerlettim. Geçen seneler bizi pişirdi yani. Piştik. Şu anda Yukarı Göklü Halfet'te bulunuyoruz. Kasabadayız, yaşıyoruz. Öyle mi? Ekibim var, evet. Grup Benjbra ekibi var. Yukarı Göklü de çok güzel bir kasabadır. Çok güzel bir kasaba. İnsanları da sıcacık insanlardır. Yukarı Göklü'den izleyen sevgili izleyicilerimize de ben selamlarımı göndermek istiyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Peki Halit Çoban kimdir? Halit Çoban 1981 doğumluyum. Evet. Urfa'da doğdum, büyüdüm. Müzik yapıyoruz, davetlere gidiyoruz, konserlere gidiyoruz. Yani her yere gidiyoruz. Evet. Bu Penchbra'nın anlamı da beş kardeşler, evet, değil mi? Evet, beş kardeş. Kürtçe yer alıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Türkçe'de beş kardeşler tabii. Beş kardeşler. Evet. Böyle beş kardeşin de birlik beraberlik olup sanat hayatına hep beraber devam etmeleri gerçekten de çok güzel. Evet. Evet. Normalde bugüne baktığımızda kardeşler bile kendi işlerinde fazla iyi anlaşamıyorlar. Doğrudur. Ama siz bu birlik beraberliği kendi aranızda yakalamışsınız. İnşallah da aynı şekilde çok devam eder. Zaten sevenlerimizden tepkileri alıyoruz bazen. Diyorlar, beş kardeşler nasıl bir arada geçiniyorsunuz ya da çalışıyorsunuz, müzik çalışıyorsunuz. Zor yani, şimdiki zamanda biraz zor. Lakin Yürsema kardeşler gibi şu andayız. Yani vallahi biraz... Çok sevindim. Yani sizin gibi kardeşleri gördükçe ben gerçekten çok seviniyorum. Olun, hani kardeşler tabii birbirini severler ama böyle bir şey söz konusu olduğunda da hani birazcık ister istemez kıskançlıklar gündeme gelir. Kıskançlıklar yaşanır. Sizde de öyle olaylar yaşanıyor mu bilmiyorum. O konuyu da az sonra konuşalım. Hiç vakit kaybetmeden güzel bir türküyle açılış yapalım. Söz gazetesi bana ait olan bir tane beste yazmışım. Çoktan. Evet. Klibi yayınlanıyor şu anda Denge TV'de. Evet. Ulusal yaptım. Çok güzel bir beste. Söz müziği bana ait, o gelsin. Hangisi olsun? Vay Dile olsun. Vay Dile. Vay Dile ve Servet Çoban'dan dinliyoruz. Evet. kameramanımız da biraz dalgın. Bu arada bu şarkının altyapısında kimler var? Altyapısında Abut Prodüksiyon var. Şu anda Adana'da Abut Prodüksiyon var. Ahmet Duran klip yönetmeni var. Evet. Onların yardımıyla ben bunu meydana getirdim. Onlar sağ olsunlar. Onlardan selam gönderiyorum. Zaten Ömer Abut'un ellerinden öpüyorum. O büyük bir stüdyo sahibi olan bir insan. Evet. Bu çıkan albüm kaçıncı albümünüz oluyor? Benim ikinci albümüm oluyor. 2011'de bir tane çıkardım. Sadece Kürtçe özlü. 2014'te de Türkçe karışık yaptım. Çok güzel beğeniliyor yani sevenlerimiz tarafından. Evet. Bu güzel şarkımız hazırsa hemen dinlemek istiyoruz biz. Servet Çoban.
Vay diley, diley, diley. Eyvah diley, diley, diley. Ben naçaram aney, aney. Kimsesizem diley, diley. Sevmek sevilmek bilmedim. Kaderimde yazım kara. Ben razıyım ani ani. Kaderimde yazım kara. Ben razıyım ani ani. Vay dile dile dile. Eyvah dile dile dile. Ben açarım ani. Kimsesizim dile dile. Vay dile dile dile. Eyvah dile dile dile. Ben açarım ani ani. Kimsesizim dile dile. Ben açarım ani ani. Kimsesizim dile dile. Sanmasın hayalimde. Yarı dile dile dile. Kaderim böylemiş hani. Çok yalnızım dile dile. Vay dile dile dile. Eyvah dile dile dile. Ben açarım hani hani. Kimsesizim dile dile. Vay dile dile dile. Eyvah dile dile dile. Ben açarım ani ani. Kimsesizim dile dile. Ben açarım ani ani. Kimsesizim dile dile. Yalnız aman ey. Dağlarda gönül işte hani. Sevmişem, sevmişem de yanmışam hani. Oy diley, diley, diley. Sevmişem diley, sevmişem de yanmışam hani. Sevmişem de yanmışam hani. Oy diley, diley, diley. Eyvah diley, diley, diley. Ben açarım. Sevgiler. Vay diley, diley gönlüm anlamına mı geliyordu? Diley yani evet kalpten gelen evet.
diye yani kalpte olan duyguları dile getirdim. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hemen vakit kaybetmeden sizden de güzel bir çalışma dinleyelim. Hangi şarkınız olsun? Yar ne güzelsin gelsin. Yar ne güzelsin, evet. Ve Servet Çoban'dan sonra Halit Çoban yorumuyla dinliyoruz. Güzelsin. Bu Antep yöresidir. Evet zaten bu da bizim grubumuz, grup Encbere'ye armağan olsun. Evet. Bütün Gökle halkına armağan olsun. Halfeti halkına armağan olsun. Gülaçan köye armağan olsun. Gülaçan köyü mü? Evet. Bizim Zahbir biz diyoruz. Öyle mi? Siz evet. Oralı mısınız? Çevre köylerde biraz çalıştığımız için sevenlerimiz bayağı muazzam çok. Hepsini dile getiremiyoruz. Evet. Kusura bakmasınlar. Yani her şey ama gittiğimiz olsun. Orası benim köyüm de o yüzden şaşırdım. Tabii de ben haberim var. Evet. Evet. Gülaçan'da iyi çalışıyoruz. Şu anda o köyün günlerinin bütün şenliklerini biz yapıyoruz. Valla hem şaşırdım hem sevindim tabii. Siz Gülaçan'dasınız en son duyduğumda. Evet. Evet. Çok orada. Güzel yani. Gülaçan fazla gidemesek de gelemesek de sonuçta oralıyız. En kısa zamanda da gidip görmeyi diliyorum. Tanışmak inşallah. Buraya nasipmiş. Burada tanıştık. Evet. Hem çok memnun olduk. Yani güzel programlar yapıyorsunuz. Yani daha dünden beri aklımdan gitmemiş. O mavi düşleri çok çok etkilendim o mavi düşlerden. Bir şiir okumuşsunuz. Muazzam güzel. O mavi düşler hafta sonu cumartesi akşamları 22.30'da başlıyor. 12'ye kadar falan devam ediyor. Yani İzlemek istiyorsanız. Bir şiir o kadar güzel okumuş. Tebrik ederim. Reklamını da yapmış olalım mavi düşlerin. Hakikaten benim de içime sinen güzel bir program. Tıpkı kahve tadında olduğu gibi. Müziğe başlamanıza ne sebep oldu? Ne oldu da ben müzik yapmalıyım diye düşündünüz? Evet, ilk başta abim buyursun. Küçüğüm. Halit Bey sizden başlayalım. Müzik konusu böyledir. Biz küçükken müziklere başladık. Çünkü hevesimiz vardı. Evet. Düğünlerde gene işte biz küçüktük, biz söylerdik. Evet. Uzun hava, uzun hava çekerdik. Bir de tabii Urfa'da büyük sesler biz örnek alıyoruz. Urfa'da
Ses çok önemli. Tabii ki. Kazancı Bade, mekanı cennet olsun, Seyvet Üsücü. Evet. Çoğu sanatçı var, biz isim veremiyoruz. Evet. Biz yoksulluktan biz... Onları dinleye dinleye büyüdüm. Tabii. Tabii onların etkisi çok fazla. Hele de bir Kazancı Bedi senelerini müziğe verdi. Tabii. Çok şeyler bıraktı Türkiye'ye, bizlere. Ama ölüm haberini aldığımda gerçekten çok üzüldüm. Tam her şeyi düzeltti derken doğrudur. Talihsiz bir olaydı. Maalesef kaybettik. Allah mekanı rahmet cennet eylesin. Olsun inşallah. Amin. Bu şekilde başladınız. Servet, senin başlaman nasıl oldu? Ben en küçükleriyim zaten. Grup 5 kardeşlerinin en küçükleriyim. Yani onların altyapısı benim. Grup 5 baranın altyapısı benim. Yani her türlü enstrümanı çalıyorum onların içerisinde. Evet. Bu grubu kurmaya sen mi karar verdin? Evet. Ben 2001'de biz Grup 5 bara kardeşler, Benç bara orkestrasını meydanlara getirdik. Aldık, gittik. Arkadaşlardan dersler aldık. Tabii bir zamandan sonra 12 yaşındayken bağlama çalmayı öğrendim. Maşallah. Bağlama çaldım. Ondan sonra gittikçe kendimi ilerlettim. Akustik gitar çalıyorum. Maşallah. Ondan sonra flüt çalıyorum. Ondan sonra ork çalıyorum. Yani her türlü enstrümandan anlıyorum yani. Keman bile çalmış oluyorum yani. Tanışlığım var benim. Biz müziği şu anda müzik yani ruhun gıdası olarak görüyorum. Çünkü ben müziği dinlemeden kendime böyle bir monoton hayat yaşıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Ben müziği dinlemeden büyük ustalarımızı mesela rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Müslüm Gürses'in şarkılarını dinlemeden yaşadığımı inanamıyorum yaşadığıma mesela. İbrahim Tatlıses gibi uzun havaları dinlemeden, hoyratları mesela Urfa'da olan birçok sesleri dinlemeden yani bir insan bir şey yani yaşadığını anlamıyor yani nasıl yaşadığını soğuk yaşıyor yani böyle ben öyle ifade edeyim. Evet, Türkiye böyle seslere sahip olduğu için Müslüm Gürses'i rahmetle anıyoruz ama evet. Böyle sanatçılara sahip olduğu için gerçekten çok şanslı. Kıymet bilmek çok önemli. Bazı sanatçıların, bazı insanların, bazı demeyeyim de ölmeden önce kıymetini bilsek çok daha iyi olur. Yani birbirimize destek her zaman olmamız lazım. Şimdi Gaziantep yöresinde olsun, Türkiye'nin bütün her ilinde olsun bizim abilerimiz de var, bizim kardeşlerimiz de var. Sanat camiasında bizim meslektaşlarımız olan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Evet. Biz böyle kazandık, böyle kazanacağız, böyle sanatçı olacağız. Ancak böyle oluruz. Evet. Başka da yani karşıyım ben sanatçıların birbirlerine olan düşmanlıkları. O ayrı mesele ama ben herkese saygı gösteriyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum buradan. Ramazan evet. Köse şimdi bizi izliyorsa bizim... Yani bizim köyün, bizim kasabanın o da bir sanatçısıdır, abimizdir. Evet. Ramazan Köse'ye buradan sevgi ve saygılarımı gönderirim, ellerinden öpüyorum. Evet. Bayram Çoban var, size konuk olmuştu. Evet, o da benim abimdir, öz abim. Onun da ellerinden öpüyorum, ona selam, saygılarımı gönderiyorum. Yani reklam yapmak gibi olmasın, istemiyorum ama biz sanatçılar olsun, yani birbirlerimizin ismini söylememiz lazım. Gerçekten ben bunu istiyorum, severek de yapıyorum. Nereye gidersem söylerim, abilerimi de söylerim, bütün ustalarımızı rahmetle anıyorum. Ölenlere ben rahmetle anıyorum. Allah hayatta kalanlara da ben burada da Ramazan Köse bu parçamız da Ramazan Köse armağan olsun. Evet. Ramazan Köse Urfa kanal açtı. Evet. Şu Urfa kanalda şu anda o. Evet. Ona da programı hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şans getirsin. Solo albümleriniz ne durumda? İkinci albümün şu anda olduğunu çok hareketli bir parça var. Çok tutunan bir beste var. Hüseyin Ekinci'nin de ellerini öpüyorum. O da büyük bir bestekardır. Hüseyin Ekinci Adıyaman'da. Evet. Ona da sevgilerimi gönderirim. Bu beste ona ait. Ben peki, onu okuyayım. Güzel bir beste olduğuna eminim. İsmi nedir? Dünyaya Tekrar Gelseydim diye bir beste. Evet. Çok anlamlı bir beste. O halde dinleyelim. Evet. Servet Çoban'dan dinliyoruz. Dünyaya tekrar gelseydim. Thank you.
çok mutlu olurdum dünyaya tekrar gelseydim. Candan seven yar bulurdum dünyaya tekrar gelseydim. Candan seven yar bulurdum dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Hayat yapmaz idi hile, çekmez idim bunca çile. Namert el yemezdim sile, dünyaya tekrar gelseydim. Namert el yemezdim sile, dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Hassızlıkla yarışırdı, salimlerle savaşırdı. Hedefime ulaşırdım, dünyaya tekrar gelseydim. Hedefime ulaşırdım, dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Duygulara gem vurmazdım, hurda kuşa yem olmazdım. Akar fikir kem olmazdım, dünyaya tekrar gelseydim. Akar fikir kem olmazdım, dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Gurbet bana yar olmazdı, hayat böyle zor olmazdı. Alım terim kar olmazdı, dünyaya tekrar gelseydim. Alım terim kar olmazdı, dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Ekinci sözümün eri olmaz idim kemik deri. Alırdım sevdiğim yari dünyaya tekrar gelseydim. Alırdım sevdiğim yari dünyaya tekrar gelseydim. Dünyaya tekrar gelseydim. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Alırdım sevdiğim yari dünyaya tekrardan gelseydim. Evet. Dünya derken alsa?
Dünyadayken almak zor oluyor şu anda. O da enteresan bir evet, olay. Bazı evet. töreler var ki insana sevdiğini bile, evet. sevdiğinden bile ediyor yani. Hala... O, bu besteler hepsi yaşanarak yazılmış besteler. Evet, pardon. Hala töre denilen evet, bir şey var mı maalesef? Biz karşılaşıyoruz. Köylerde, özellikle çevrede. Güneydoğu Anadolu tabii. bölgesinde çok evet. sık yaşanan bir olay bu da. Küçük gelinler sonrasında işte iki seven insanı sırf başlık parası gibi basit bir nedenden ötürü ömrü boyunca cezalandıran anne babalar, evet. aileler Doğrudur. Var. Daha ne kadar yaşanacak muamma ama en azından şimdiye kadar böyle olmuş olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Evet. Şimdiden sonra değişse diye ümit ediyoruz. İnşallah, İnşallah da değişir. İnşallah iyiye doğru gider bundan sonra. İyiye doğru da gittiğini belirtilerini görüyoruz ama inşallah daha iyi olur. İnşallah. Halit Bey sizin kaçıncı albüm? Solo olarak soruyorum. İki albüm var. Yine daha iki. Ben yapmamışım. Yani. Daha düşünüyoruz. İnşallah bir albüm, güzel bir albüm yapacağız. İnşallah en kısa zamanda. Evet. Bu arada 325-93-93 0342 alan koduyla beraber 325-93-93 bize ulaşacağınız telefon numaramız sevgili izleyenler. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi bizlere yöneltebilirsiniz. Aynı zamanda sıradaki güzel müziklerimizi de sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Ne yapalım, yine hiç vakit kaybetmeden güzel bir şarkıyla evet, eserle devam edelim. Bu eserin hemen ardından da kısa bir aramız olacak. Evet, hangi eser olsun? Bu da yalanlar olsun. Bu da ben çocuklarıma gönderiyorum. Eşime armağan olsun. Yalanlar ve evet. Halit Çoban'dan dinliyoruz. Ayrılık neydi geldi başıma.
yaşına anam bile güzel, gönlüm ola güzel. Doyamadım senin o genç yaşına anam bile güzel, gönlüm ola güzel. Anam bile güzel, gönlüm ola güzel. Ellere kalasın anam bile güzel. Anam bile güzel. Anan öyle güzel. Evet, niye böyle olur ya? Valla bir insan sevince annesini de sevmelidir. Niye tabii annen öyle ya falan denilir ki? Bunu tabii da anlayamam. Yapmışlar. Evet, yüreğinize sağlık Halit Bey. Gelen notlar var. Hemen elime ulaştırılan notları aktarmak istiyorum. Bizi sağ olsun Isparta'dan daimi olarak izleyen Adem Bey yine ulaşmış ve Isparta'dan ulaşan bu izleyicimiz sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ettiğini belirtmiş. Adem Bey başta olmak üzere tüm sevdiklerine armağan ediyoruz sıradaki tüm güzel eserleri. Ve Sivas'tan ismini unuttuğumuz bir izleyici sıradaki tüm şarkıları tüm sevdiklerine armağan ettiğini belirtmiş. Maalesef ismini unutmuş. Notu alan arkadaşlarımız tekrar ulaşırsa ismiyle beraber sıradaki tüm şarkılarımızı da ona ve tüm sevdiklerine armağan etmiş olacağız. Evet, saatimize bakalım. Kısa bir ara, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyenler. Kahve tadında en güzel sohbetlerimizi sizlerle buluşturmak adına. Dilden Kalbe, Perşembe saat 21'de, Bahar TV'de.
Tepeden tırnağa şıklık için Baharoğlu giyim size yeter. Tüm okul ve personel kıyafetleri. İç giyim ve konfeksiyon çeşitleri kaliteli ve ekonomik fiyatlarıyla Baharoğlu'nda. Ekonomik ve kaliteli ürünleriyle Baharoğlu Giyim, Gaziantep Hürriyet Caddesi PTT bitişiğinde. Baharoğlu telefon 0342 231 11 11. İnternetsiz yapamam diyenler, sadece internete gereksiz yere bir ton para verdiğinizin farkında mısınız? Değilsiniz. Şimdi limitsiz internet ve D-Smart keyfi ikisi bir arada sadece internet fiyatına. Yani ayda sadece 49 lira. Bununla kim uğraşacak? Demeyin. Hemen arayın, sizin için her şeyi halledelim. D-Smart. Daha fazlası. Okul, iş, hastane ve personel kıyafetleri konusunda deneyimli, Türkiye'nin her yerinde bizlerle görev alabilecek ekip arkadaşlar arıyoruz. Başvurularınız için info@baharoğlu.net. info@baharoğlu.net. Sağlık çalışanlarına bir müjdemiz var. 39 yıllık tecrübeyi hizmetinize sunuyoruz. Kalitede öncü, sağlıklı, dayanıklı, sınırsız renk ve modellerimizle hizmeti ayağınıza getiriyoruz. Baharoğlu Alarm Şirketi, tekstil sektöründe öncü firma ve markalar arasında yer almayı başarmıştır. Güveniniz en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin sınırının olmadığı ve daima daha iyi hizmet sunma gerektiği bilinciyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta olan Baharoğlu Anonim Şirketi, yenilikçi ve üstün hizmetler sunarak her zaman farklılığını göstermektedir. Nedenle siz de kendinize ve personelinize bir iyilik yapın ve bize ulaşın. Nasıl mı? İşte adresimiz. Mail adresimiz info@baharoğlu.net. Telefon numaramız 444-0645. Merinos, New York'ta. Merinos, Paris'te. Merinos, İstanbul'da. Merinos, tüm dünyada. Türkiye'nin markası Merinos, halıda dünya lideri.
Bu gurur hepimizin. Merinos, yaşadığınız her yerde. Thank you.
Çıkıp geleceksin diye hangi yola bakarım? Bahçamda kurmasalar otları, gidiyorsun ama bunun dönüşü var mı? Gidiyorsun ama bunun dönüşü var mı? Dönüşü var mı? Bahçamda kurmasalar otları, gidiyorsun ama bunun dönüşü var mı? Gidiyorsun ama bunun dönüşü var mı? Dönüşü var mı? Thank you.
yerimden yerden ayrıldım uyulamam. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir parçamızı da bütün Antep çevresi, Urfa çevresine gönderiyoruz. Teşekkür ediyorum. Her ikinize de programa gelip konuk olduğunuz için ve sıcak sohbetiniz, en güzel şarkılarınız, türküleriniz için. Bu arada programı sonlandırmadan önce gelen notlar vardı. Bizlere Kilis'ten ulaşan İbrahim ve Ahmet Can, sizlere de selamlarımızı gönderiyoruz. Söylenen tüm şarkıları size ve tüm sevdiklerinize armağan etmiş olalım. Biraz geç oldu ama geç olsun, güç olmasın. Sizlere de selamlarımızı iletmiş olalım. Sonrasında ekranları başında bizleri izleyen siz sevgili seyircilerimize de sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve hoşça kalın diyorum. Turn me up, got me losing my mind. You light my fire.